Bugün Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında bir sözü çok dikkatimi çekti benim. Amerika'ya dedi ki bize saygılı olacaksınız dedi, böyle parmak sallayarak. Bize saygılı olacaksınız dedi Türkiye'ye. Bunu bu, şu Le Pen'in çekti Amerika'ya gittiği zaman. Bunu çok önemli buldum ben. Yani bir hesap kitap yapmış olmanın ifadesi gibi geliyor bana. Yani tabii. Diyor ki uzlaşırız ama bize saygılı olacaksınız. Şimdi siz de bir uzlaşma. Uzlaşmayı niye yanlış anlıyorsunuz? Peki, yanlış anlamıyorum. Yani bakın, yok, Amerika geri bakın, adım attıysa sizin zihninizdeki uzlaşmayla tartışmıyorum ben. Ama Türkiye'de bugün soldan gelen efendim bir takım gazeteler, mazeteler de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkilediği çevreler artık iflas etmiş durumdalar ve bir an evvel Amerika'nın kontrolüne girsin de Tayyip Erdoğan'ı muhalefet edebilsinler. Türkiye düşünmeyen böyle bir şey var. Böyle bir ihtimal yok. Böyle bir olasılık yok. Türkiye artık Amerika'yla bir hesaplaşma sürecine girdi. Buradan geri dönme ihtimali yok. Münbiç'e de bu devam edecektir. Doğu Fırat'ın doğusuna da devam edecektir. Ve en sonunda tabii gidip de biz Amerika'yı fethedecek değiliz. Yani burada bu savaş bitecek ve Amerika ile Türkiye arasında da bir anlaşma olacak o anlamda. Ama efendim Türkiye Amerika'nın yanına gidecek. Efendim Türkiye Amerika ile birlikte bölge ülkelerine karşı, Rusya'ya karşı falan tekrar Atlantik sistemine dönecek. Böyle bir ihtimali yok. Bunun ekonomik bir karşılığı da yok. Yani bakın Türkiye'nin Atlantik sisteminden kopması yalnız vatan bütünlüğüyle ilgili bir konu değil. Türkiye ekonomisi de Avrasya ile bütünleşti. Birinci ticaret ortağımız Çin. İkinci ticaret ortağımız Rusya, üçüncü ticaret ortağımız Almanya. Bunların üçü de Avrasya ülkesi ve Türkiye'de bu ülkelerle ortak iklim içerisinde ancak ekonomisini ayakta tutabilir, geliştirebilir. Amerika ile beraber Türkiye ekonomisinin bu çıkmazdan kurtulma şansı yok. O açıdan da Türkiye'nin Amerika ile anlaşma seçeneği gerçekçi değil. Böyle bir döneme girdi. Onun için efendim geri dönecek, tekrar Amerika ile buluşacak. Niçin buluşacak? Amerika ona kredi verecek. Vermez. Amerika'nın kendi dünyanın en büyük borçlusu. 16-19 trilyon dolar borcu var. 20 trilyonu geçti belki. Yani benim rakamlarım 1,5-2 yıl evvelki rakamlar. Şimdi o kadar borçlu bir Amerika ve kendi kabuğuna çekilen bir Amerika kalkıp da Türkiye'nin bu sıcak para ihtiyacını karşılayacak bir konumda değil. Zaten o yüzden o körfez ülkelerine falan filan yıllardan beri Türkiye'ye döndü.